aşkım, hadi yatağa gel. Seni bekliyorum. Sabaha kadar uyumak yok bize. Aklından geçeni biliyorum Emre. O aklındakileri unut ve uyumaya başla. Hatta istersen sana Nini de söylerim. Ne diyorsun sen ya? Ne uyuması? Bir aydır gerdeğe giremiyoruz. Ya gerdeğe giremediysek yani benim yüzümden mi? Canım, benim ne kabahatim var? 7 gün 24 saat gel gerdeğe girelim, gel gerdeğe girelim diyorum. Akıl var, mantık var. Benim ne suçum var bunda? Ya Emre, annen içerideyken gerdeğe nasıl girmeyi düşünüyorsun ha? Söyler misin? Sen de hep annemi bahane ediyorsun. Ya bir aydır gerdeğe giremedik. Hasretinden prangalar eskittim İpekçim. Ne olur şu halvet olsun bitsin artık. Ne halveti Emre ya, ne halveti? Kendini padişah mı zannediyorsun? Aşkım bak, gök gürültüsünden, yağmur şıkırtısından hiçbir şey duyulmuyor. Ben bile seni zor duyuyorum. Annem nereden duyacak? Allah baba bize yardım etti. Hadi gel. Gel. Ya Emre, kudurdun mu ya? Dur. Kudurdum. Kudurdum. Ya Emre. Ya. Emre, elektrikler gitmiş. Bizim elektrikle işimiz yok ki. Bizim adamızdaki elektrik Orta Doğu ve Balkanları aydınlatmaya yeter hayatım. Bu ne ya? Korkma oğlum, korkma benim anan. Anne, şu feneri indir yüzünden, korku filmlerindeki gibisin. Elektrikler kesildi oğlum. Şimşekler çıkıyor, gök gürüldüyor. Gökyüzü yıkılıverecek sanki. Çok korku verdim. Bu gece yanınızda yatayım mı? Ne? Şaka mı bu? Anneciğim, bizim yanımızda yatmak da nereden çıktı? Sen köyde tek başına kalmıyor muydun? O zaman ne yapıyordun gök gürül dediğinde? O bizim oralarda böyle yağmur yağmıyor. Burada bir başka yağıyor. Kıyamet mi kopacak ne? Mayalar 2012'de kıyamet kopuverecek diyorlarmış. Esam oluyor ne? Baksana nasıl çıkı çıkı veriyor mübarek. Anneciğim, mayalara bakma sen. Kıyametin kopacağı falan yok. Git yatağında uyu. Bak nasıl çıkı çıkı veriyor. Emre, tatsızlık çıkmasın diye bir şey demeyeyim diyorum. Ses çıkarmayayım diyorum ama yok ya, bu böyle olmaz. Bu ne ya? Vallahi ben de anlamadım canım. Hiç böyle yapmazdı. Çok değişti. Bilmiyorum artık. Bu işe derhal bir çözüm bul. Yoksa... Günaydın kuzularım. Günaydın anneciğim. Günaydın anneciğim. Ay çifte kumrularım, iyi uyudunuz mu? 3 kişi bir yatakta ne kadar iyi uyuyabilirse anneciğim. Kusura bakmayacaksın artık kızım. Bu şehrin şimşekleri bir tuhaf. Yatağımın tepesinde çakı çakı verdiler. Gök tepeme yıkılıverecek zannettim. İyi uyudun mu bari anne? Yok be kuzum. Senin bu karın sabaha kadar horul horul horladı. Anlamadım, ben mi horladım? Kusura bakma kızım ama doğruya doğru. Horul horul horlayıyor. Yer gök inmeye veriyor vallahi. Ah kuzum, sen bu kadınla bir ömür boyu nasıl uyuyacaksın? İnanmıyorum ya. Emre bir şeyler söylesene. Canım, horlamanın benim için hiç önemi yok. Ben seni her haline çok seviyorum. Ben kalkayım da bir kahvaltı hazırlayıvereyim size. Senin bu hanımına kalsa yine bize sütün içine o mısır gevreklerini koyup getiriverecek önümüze. Ben bir köy kahvaltısı hazırlayayım efelerin efesine. İnanmıyorum Emre ya. Anne sabah kadar horladı. Horultusundan gözümü bile kırpmadım. Ya gelmiş bir de bana suç atıyor. Maşallah sen de annemin tarafındasın. Canım, annem yaşlı başlı kadın. Onu böyle kabul edeceğiz artık. Hayır Emreciğim, ben anneni bu şekilde kabul falan edemem. Ya bir ayda boşanmanın eşiğine geldik. Ne yap ne et, anneni bu evden gönder. Yoksa ben giderim. Canım tamam, kızma, bakacağız. Bulacağız bir hal çaresini, tamam. Günaydın. Günaydın tatlış. Günaydın. Günaydın yeni gelin, nerelerdesin? Evlendin evleneni buralara uğramaz oldun İpek. Oo İpek kızcığım, yüzünü gören cennetlik. Neler oluyor söyle bakalım. Ne de olsa yeni gelin kocasının koynundan çıkamazmış. Anlayın canım. Ay Emre kız hanımı çalışmak için durağa bile göndermezmiş. Kuduruk. Yok, sizin içiniz fesat ya. Ya bir dakika, bu kadar espri yapıyoruz. Senin niye yüzün gülmüyor yeni gelin? Sorma Gülbin abla ya. Sabaha kadar uyuyamadım. Çok uykusuzum. Allah sizi inandırsın hanımlar. Osman'la evlendiğimizde tam bir hafta uyumamıştık. Dilek o haftanın meyvesidir. Ya ben o manada söylemedim. Siz her şeyi oraya çekiyorsunuz. Ne oldu? Yoksa Emre'de bir problem mi var? Ya ne alaka ya? Emre'de bir şey yok da.
Başımıza çok büyük bir problem var. Ne problemi? Gülsüm anne bizi rahat bırakmıyor. Sürekli evde. Ya balayına gittik, kalktı geldi şeyde oteli buldu, yan odamıza yerleşti. Ya resmen oğluyla beni baş başa bırakmıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Köye gitmiyor mu bu kadın? Gitmiyor. Neymiş efendim, ben oğluna bakamazmışım. Kalacakmış burada, oğluna bakacakmış. Ya dün gece nerede yattı biliyor musunuz? Nerede? Yatağımızda. Emre ile benim aramda. Ayıp ayol, şaka yapıyorsun herhalde. Ya yemin ederim. Yok artık canım. Deli mi bu kadın? Niye aranızda yattı peki? Neymiş efendim? Gök gürültüsünden korkuyormuş. Ay çocuk mu bu gök gürültüsünden korkarmış? Ya korkmuyor tabii. Derdi bizi baş başa bırakmamak. Senin derdinin dermanı bende İpekçim. Böyle kaynanaların üstesinden ancak ben gelirim. Ciddi misin Safiye abla? Hiç unutmam. Yeni evlendiğimizde uzmanımın anası bana hiç rahat vermezdi yani kızceler. Yani yok oğlumu hasta ediyorsun, yok oğluma iyi bakmıyorsun diye tepeme çıkardı. Ondan sonra ben bunu öyle bir oyun ettim ki semtimize dahi uğramadı. Ne oyun ettin? Ay neyse canım, orasını sen karıştırma. Sen hiç merak etme, ben seni kaynanandan kurtaracağım. Artık ondan sonra da Emre kız hanımla mutlu mesut bir hayat yaşarsınız. İnşallah. Ay Safiye abla, gerçekten yapar mısın? Yaparım tabii. Yalnız ilk çocuğunuz kız olursa adını Safiye koyarsınız. Eğer erkek olursa da Osman koyarsınız artık. Sen beni bu kaynanadan kurtar. Ben bütün çocuklarımın ismini Safiye koyarım. Sen o işi bana bırak canım. Ben bilirim ne yapacağımı. Geliyorum, geliyorum, geldim. Günaydın. Günaydın. Günaydın hanımlar. Hayrola? Mazhar Beyciğim, kıymalı börek yapmış idik de. Ama siz boğazımıza geçmedi. Aman efendim, niye zahmet ettiniz? Ne zahmeti canım? Çayınız vardır inşallah Mazhar Bey. Tabii var. Buyurun, buyurun, içeriye buyurun. Siz oturun, ben de çayları koyayım. Ben de börekleri koyayım. Burası ne kadağınık, ne kadağınık. Efendim, insan bekar olunca ortalık biraz dağınık oluyor tabii. Bekarlık gerçekten çok zor Mazhar Beyefendi. Bu eve bir kadın elinin değmesi şart. Yalnızlık Allah'a mahsus Mazhar Beyciğim. Bu eve bir hanım şart. Siz ağzınıza bir şeyler geveleyip duruyorsunuz. Çıkarın bakayım şu dilinizin altındaki baklayı. Mazhar Beyciğim, biz buraya çok hayırlı bir iş için geldik. Bir kadın var. Bekar, sizin gibi. Mazhar Beyciğim, o kadar güzel, o kadar güzel ki. Benim kadar güzel olamaz gerçi de. Yani ben doğuştan güzelim yani. Allah vergisi, Kleopatra gibi güzelim. Yani saçlarım bile kendi doğal saçlarım, bilir misiniz? Boya değil. Gözlerim de kendi gözlerim, lens değil. Teyze, reklamını yapmayı kes. Mazhar Bey'le sen mi evleneceksin? Allah için, çok güzel kadın Mazhar'ım. Tabii herkes benim kadar güzel olmak zorunda değil tabii. Allah beni özene bezene yaratmış. Teyze. Tamam be, tamam. Bir ağız tadıyla konuşturmadınız adama. Mazhar Bey, siz bu kadını bir görün, tanışın. Belki kanınız kaynar, ne dersiniz? Ben öyle her önüme gelen kadınla görüşemem. Görücü usulü gibi. Ne o öyle? Burası İstanbul ayol. Görücü usulüymüş. Yani Mazhar Efendi, sizin usulleriniz bir işe yarasaydı 70 yaşına kadar bekar olarak evde kalmazdınız. Ben yüksek bürokrat emeklisiyim. Benimle görüşecek kadının çapının bana uygun olması lazım. Mazhar Beyciğim, sizin de ahınız gitmiş, vahınız kalmış. Hala çap dersiniz, yüksek bürokrat dersiniz. Üstüme iyilik sağlık. Ne diyor bu bana böyle? Yok canım, bir şey demedi. Şakacıdır bizim Narin. Biz ona ailede zevzek Narin deriz. Pekala, bu kadının kültür durumu nedir efendim? Oturmasını kalkmasını biliyor mu? Ben gördüm. Gerçekten çok güzel oturuyor. Kalkması da çok güzel. Allah için çok güzel kalkar. Duyduğunuz gibi hem oturmasını hem de kalkmasını bilir. Cemiyet kültürü, yaşam kültürü olan birisi mi? Gustosu var mı? Gusto? Gusto onda zebil kadar. Yani her bir tarafı gusto. İstemediğiniz kadar gustosu var.
Peki dans biliyor mu? Aa, çok güzel Ankara havası oynar. Hopla ayı ver çektirge zıpla ayı. bizim Narin çok şakacıdır Mazhar amcası. Ne Ankara havası canım? Tango, vals, samba, cha-cha, flamenco, lambada, rumba. Her bir dansı bilir, değil mi? Aa, Allah için hepsini bilir. Ah Mazhar beyciğim, vallahi bu kadınla sizi tanıştıralım. İnanın çok mutlu olacaksınız. Gördüğünüz zaman birbirinizden çok elektrik alacaksınız. Pekala. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, görüşelim bakalım. Ay yaşayınız Mazhar beyciğim. İnanın çok mutlu olacaksınız. Bize her gün dua edeceksiniz. Kız daha çalış. Buyurun buyurun.